Merhabalar tekrar. Arkadaşlar, Soğuk Savaş dönemiyle ilgili soru tahminlerimizi yapıyoruz. Yine ümit ediyoruz ki yaptığımız tahminler sınavda da çıksın ve bizi yanıltmasın. Dolayısıyla hiç ara vermeden ve uzatmadan başlıyoruz. İlk sorumuzdayız arkadaşlar. Soğuk Savaş'a neden olan gelişmeler nelerdir? Şimdi 3 şey Soğuk Savaş'a neden olmuştur. Bunlar Yüzeyler Anlaşması, Berlin buhranı ve nükleer silah denetimindeki anlaşmazlık. İşte dünyada bu üç şey Soğuk Savaş'a neden olan gelişmedir. İkinci sorudayız, ikinci tahminimizdeyiz. Soğuk Savaş deyimini ilk defa kim kullandı? Arkadaşlar, Soğuk Savaş deyimini dünyada ilk defa Amerikalı Bernard Baruch kullandı. Bu Bernard Baruch'un bir de planı var. Üçüncü soru muzda bununla alakalı Bernard Baruch planı nedir? Nedir bu plan? Ne üzerine dayanıyor? Bernard Baruch planı Birleşmiş Milletler Atom Enerji Komisyonu'na sunulan ve atom silahının yayılması ve atom enerjisinin kontrolüyle ilgili bir tekliftir arkadaşlar. Atom silahının kullanımı ve yayılmasıyla alakalı bir teklif. Dördüncü sorumuzdayız. Doğu bloğu gelişmeleri nelerdir? Şimdi burayla ilgili sorularda ya Batı bloğundan bir gelişmeyi alıp buraya soruyor veya Batı bloğundaki gelişmeler nedir deyip Doğu bloğundan bir gelişmeyi alıp buraya koyuyor. Doğu bloğundaki gelişmeler Cominform yani üye ülkeler arasında işbirliği için düzenlendi. Comecon üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği içindir. Molotov planı Doğu bloğu ülkelerine Rusya'nın nakdi para yardımı yapmasıdır ve Varşova Paktı ise güvenlikle alakalı oluşturulmuş, NATO'ya karşı oluşturulmuş 1955 yılındaki bir paktır. Beşinci sorumuz, peki o zaman Batı bloğundaki gelişmeler nelerdir? Batı bloğunda neler var? Truman doktrini var. Truman doktrini ile arkadaşlar Amerika'nın amacı Avrupa'nın üstünlüğünü ele geçirmektir. Bu amaçla bir de diğer taraftan Rusya'ya karşı Türkiye ve Yunanistan'ı kendi yanına çekmek istiyordu Amerika. Türkiye'ye 100 milyon dolarlık, Yunanistan'a ise 300 milyon dolarlık araç gereç yardım yaptı. Ve Truman doktriniyle dünya resmen iki bloğa ayrıldı. Bir taraf Batı bloğu, bir taraf da Doğu bloğu. Marshall planı ise Amerika'nın 16 Avrupa devletine ki Türkiye'de dahil olmak üzere nakdi yardım yapmasıdır, para yardımı yapmasıdır. Marshall Planı Doğu Bloğu ülkelerine de açık tutulmuş aslında arkadaşlar ve iki tane Doğu Bloğu ülkesi Çekoslovakya ve Yugoslavya bundan yararlanmak istemiş. Çekoslovakya yararlanmak istediği için Rusya Çekoslovakya'yı işgal ediyor. Yugoslavya yararlandı Rusya'nın bütün tehditlerine rağmen. Bu yüzden de Rusya Yugoslavya'yı Kominform'dan kovdu. O da gidip bağlantısızlar akımına daha sonra katılacak. Batı Avrupa Birliği var. NATO'dan önceki güvenlik için kurulmuş. Avrupa Konseyi var. Avrupa ülkeleri arasında işbirliği için kurulmuş. Avrupa Ekonomik Topluluğu var. İşte bugünkü Avrupa Birliği'nin temeli olan topluluk bu. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Onunla ilgili de sorularımız var. Ve güvenlik için ise NATO. Türkiye NATO'ya 1952 yılında üye olacak ama ön şart vardı. Nereye asker göndermemiz gerekiyordu? Kore'ye asker göndermemiz gerekiyordu. Kore'ye asker gönderdik. Bunun üzerine İspanya ve Yunanistan'ın teklifiyle Türkiye NATO'ya 1952 yılında Adnan Menderes döneminde üye oldu. Altıncı soru tahminimiz. Marshall planından yararlandığı için Cominform'dan kovulan Doğu Bloğu ülkesi hangisidir? Az önce de belirttik, söyledik. Yugoslavya'dır arkadaşlar. Marshall planından yararlandığı için Cominform'dan kovulan Doğu Bloğu ülkesi Yugoslavya. Yedinci soru tahminimiz. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temeli hangisine dayanır? Daha önce üniversite giriş sınavlarında ÖSYM bunu sordu. Bize de sorabilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temeli arkadaşlar Schuman bildirisine dayanır. Peki Schuman bildirisi nedir? Bir de böyle sorabilir. Schuman bildirisi de gitti Almanya ve Fransa'ya dedi ki ya dedi ben size hayretle bakıyorum. Niye dedi siz kömürü ve çeliği ayrı ayrı üretiyorsunuz ki? Beraber olun, birlik olun, birlikte üretin dedi ve işte Schuman bildirisi bunu amaçlayan bir bildiriydi. Avrupa'da kömür ve çeliğin birlikte üretilmesine dayanan bir plan. 8. soru tahminimizdeyiz. Avrupa Ekonomik Topluluğu peki hangi anlaşmayla kurulmuştur?
Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957 yılındaki Roma Antlaşması ile kuruluyor. Roma Antlaşması. Dokuzuncu sorudayız. Artık sorsun bunu. Artık sorması gerekiyor. Balfour Deklarasyonu. Balfour Deklarasyonu nedir? Arkadaşlar, biz o bölgeleri, Filistin'in olduğu bölgeyi 1916 yılında kaybettik ve 1917 yılında İngiltere Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı. Bu deklarasyona göre 1917 yılından itibaren İngiltere Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ediyordu ve İsrail devletinin 1948 yılında kurulmasında işte bu Balfour Deklarasyonu etkili oldu. 10. sorudayız. Eisenhower doktrini nedir? Eisenhower doktrini ABD'nin Orta Doğu ülkelerinde komünizmin yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı politikanın adıdır. Eisenhower doktrini Orta Doğu'da komünizmin yayılmasını ve Sovyet Rusya'nın etkisini önlemek amacıyla oluşturulmuş bir politika. Güzel gidiyoruz. 11. soru tahminimizdeyiz. Soğuk Savaş dönemiyle ilgili 38. enlem sorunu nedir diye sorabilir. Hemen siz de düşünüyorsunuz 38. enlem neresiydi, neresiydi diye. 38. enlem Kore arkadaşlar. Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaş. Güney Kore'nin arkasında Amerika, Kuzey Kore'nin arkasında Rusya var. Ve bu savaşta Türkiye Birleşmiş Milletler kararı gereğince ve Bakanlar Kurulu kararıyla Kore'ye asker gönderdi. Kore'deki askerlerimiz Kunuri savaşlarında çok önemli bir zafer kazandılar ve böylelikle belki de Güney Kore'nin yok olmasını, aynı zamanda Birleşmiş Milletler ordusunun yok olmasının da önüne geçmiş oldular. 38. enlem sorunu yani Kore Savaşı. İşte bizim burada göstermiş olduğumuz başarı NATO'ya girişimize de ortam hazırladı. 12. sorudayız. Hindi-Çin'i savaşı nedir? Çin-Hindi veya Hindi-Çin'i olarak bilinen yer arkadaşlar Vietnam, Kamboçya, Laos, Tayland ve Singapur gibi toplulukların veya milletlerin Fransa'ya karşı bağımsızlıklarını kazanması. Buralar Fransa'nın sömürgesiydi ve bu topluluklar, milletler ayaklandılar, Fransa'ya karşı bağımsızlıklarını elde ettiler. Hindi Çin'i dediğimiz bölge bu bölge. 13. soru tahminimizdeyiz. Ve artık bunu da sorması lazım bu sene. Dörtlü takrir nedir? Neler dörtlü takrire neden olmuştur? CHP'de arkadaşlar toprak reformu görüşülüyordu. Yani çiftçiyi topraklandırma kanunu. Hem Atatürk döneminde hem İsmet İnönü döneminde bu kanunu çıkartmaya çalıştık ama her iki dönemde de maalesef başarısız oldu. İşte yine İsmet İnönü döneminde bu kanun görüşülürken bazı milletvekilleri buna tepki gösterdiler ve CHP'den ayrıldılar. Buna dörtlü takrir dendi. Peki kim bunlar? Cafer diye kodluyoruz bunları. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den dörtlü takrirle ayrılarak Demokrat Parti'yi kuran kişilerdir ve dörtlü takrire sebep olan gelişme de neymiş? Toprak reformu kanunu. Güzel. 14. sorudayız. Soğuk Savaş dönemiyle ilgili Adnan Menderes dönemi gelişmeleriyle ilgili bir soru da sorabilir. Peki Adnan Menderes döneminde neler oldu? Öncelikle ilk faaliyetimiz Arapça ezan yasağı kaldırıldı. Atatürk'ü koruma kanunu çıkartıldı. Yani Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında kanun. Anıtkabir 1953 yılında tamamlandı ve Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. Devlet dairelerine ve paranın ön yüzüne sadece Atatürk'ün fotoğrafının konulabileceğine dair bir kanun çıkartıldı. 1952 yılında NATO'ya üye olduk. 1954 yılında Balkan Paktı oluşturuldu. Oraya üye olduk. Ve 1955 yılında şu NATO'ya üye olduğu kısmını Bağdat Paktı olarak düzeltelim. 1955'te Bağdat Paktı'na üye olduk. Daha sonra İran ayrılmasıyla Bağdat Paktı adını Cento olarak değiştirdi. Atatürk Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de Adnan Menderes döneminde kurulan üniversiteler. Soğuk Savaş dönemiyle ilgili son soru tahminimiz 1960 darbesi sonucu idam edilenler kimlerdir diye. Arkadaşlar, dönemin başbakanı Adnan Menderes, dönemin
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildiler. Aslında Celal Bayar hakkında da idam kararı vardı. Hastaydı ve yaşlıydı diye bundan vazgeçildi. İdam edilenler bunlar oldu. Böylelikle arkadaşlar, Soğuk Savaş dönemiyle ilgili soru tahminlerimizi de yaptık. Soru tahminlerimize devam edeceğiz. Görüşürüz.